Filmlerde Deadpool ve Wolverine'i defalarca izledik ancak belki de farkında olmadığınız pek çok varyantları beyaz perdeye hiç yansımadı. Şimdi bu göz ardı edilen varyantlara bir göz atalım ve en ilginç olanını sona saklayalım. X-Men 97'den Wolverine eminim ki hepinizi şaşırtacaktır. X-Men 97'den Wolverine'i filme dahil etmek oldukça kolay olurdu. Deadpool'un farklı evrenleri ziyaret ettiği sahnede X-Men 97 evrenine uğrayıp oradaki Wolverine ile karşılaşması harika olmaz mıydı? Wolverine'in farklı versiyonlarını karikatür tarzında görmek oldukça eğlenceli olurdu. Hatta bu sahne tıpkı çizgi filmdeki gibi animasyon bile yapılabilirdi. Unutmayalım ki Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminde farklı evrenlere hızlı bir geçiş yapılmış ve her birine uyum sağlanmıştı. Animasyonlu bir evrene geçiş yapmak da imkansız değil. Bu sahne X-Men 97'yi MCU çoklu evrenine bağlamak için harika bir referans olabilirdi. Sızdırılan test videosundaki Deadpool sızdırılan videodan bahsetmişken Deadpool'un bir diğer varyantı da 2014 yılında sızdırılan test videosundaki Deadpool olabilirdi. Bilmeyenler için açıklayalım Ryan Reynolds Deadpool filmini hayata geçirmek için uzun süre mücadele etti. Fox stüdyoları projeye inan bunun üzerine Ryan Reynolds kendi imkanlarıyla CGI ve hareket yakalama teknolojisi kullanarak bir test videosu hazırladı ve Fox yöneticilerine sundu. Fox karakterin fazla küfürlü ve politik olarak yanlış olduğunu düşünerek projeyi yine reddetti. Ancak Ryan Reynolds pes etmedi ve bu videoyu internete sızdırdı. Video viral oldu ve herkes filmin çekilmesini istemeye başladı. Sızdırılan bu video Fox'u ikna etmede büyük rol oynadı ve sonunda Deadpool filmi çekildi. Bu CGI Deadpool oldukça komikti. Bildiğimiz Deadpool'un yanı sıra CGI versiyonunu da filmde görmek eğlenceli olurdu. Test videosundakiyle aynı şekilde tasarlanabilirdi. Hatta Deadpool bu varyantını internete sızdırdığı için teşekkür bile edebilirdi. Wolverine, Obur. Wolverine ismini pek önemsemeyenler için açıklayalım. Wolverine aslında gerçek hayatta var olan bir hayvanın İngilizce adıdır. Türkçede obur olarak da bilinir. Pek çok kişi tıpkı Batman'e Batman dediğimiz gibi Wolverine'e de Wolverine diyor. Aslında bu karakterin adının birebir çevirisi oburdur. Yönetmen Ryan Reynolds Free Guy filminin bir sahnesinde Deadpool'un evrenler arasında seyahat ederek bir Wolverine varyantıyla karşılaşmasını planlamıştı. Muhtemelen diğer varlık gibi gerçek bir oburla karşılaşacaktı. Ancak bu fikir çok geç aklına geldiği için filmi prodüksiyon aşamasında çok ilerlemişti ve bu hayvanı sağlamak ya da CGI ile yaratmak için zaman kalmamıştı. Yine de harika bir fikirdi. X-Men Origins, Wolverine'deki Deadpool, X-Men Origins, Wolverine'deki Deadpool'u pek çok kişi beğenmedi ve filmde görünmemesini tercih ederdi. Hatta bu Deadpool'a Baraka Pulpo lakabı bile takıldı çünkü Mortal Kombat karakteri Baraka'ya benziyordu. Deadpool hayranları tarafından nefret edilen bu versiyonla Ryan Reynolds da filmlerinde dalga geçmekten çekinmiyor. İlginç bir şekilde Deadpool film X-Men Origins Wolverine'deki Deadpool'a hiçbir gönderme yapılmadı. Bazıları bunun sebebinin Deadpool'un bu varyantı öldürmesi olduğunu düşünüyor. Deadpool 2'de zamanda yolculuk sahneleri vardı ama bu varyantın görünmemesi üzücü. Bu Deadpool eski zaman çizelgesinde kalabilirdi. Ancak geri dönüp şimdiki Deadpool ile karşılaşması da harika olurdu. Wolverine Pool ve en iyisini sona sakladık Wolverine Pool. Bu film için büyük bir kaçırılmış fırsat vardı arkadaşlar. Neden mi? Çünkü çizgi romanlarda Deadpool ve Wolverine'in birleşimi olan bir varyant var Wolverine Pool. Çizgi romanlarda Deadpool grubunun bir parçası olan Wolverine Pool, Deadpool ve Wolverine'in başrolde olduğu çoklu evren temalı bir filmde yer alabilirdi. Marvel bunu kolayca yapabilirdi. Wolverine Pool, Deadpool birliğinin son üyesi olabilirdi. Görkemli bir kostümü olabilirdi. Anlaşılan yapımın bir aşamasında bu fikir düşünülmüş ama daha sonra vazgeçilmiş. Hatta Wolverine Pool'u canlandırması için Hugh Jackman'ın adı bile geçmişti. Bence büyük bir fırsat kaçırıldı. Siz filmde hangi varyantı görmek isterdiniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın.